gitmek için binlerce aday belki de yıllarca sıra bekliyor ama 160 kişi Türkiye'den usulsüz belgelerle hacca gitti. Sonrasında bazıları Suudi Arabistan'da mahsur kaldı. Hacca gitmek için Diyanet'e değil ticari vizeye güvendiler. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Türk hacılar Suudi Arabistan'dan dönemedi. Ticari vizeyle hac yapmak isteyen, yani sistemi delmek isteyen insanların başına gelen. Hacca gitmek için uzun prosedür var. Adaylar başvurduktan sonra önce sıra, ardından da kurada isimlerinin çıkmasını bekliyor. Ancak 160 kişi bu yolu izlemedi, kolay olsun diye ticari vize aldı ve hacca gitti. Kurada çıkmamış ya da mali durumu iyi olan ikinci ya da üçüncü kez gitmek isteyen insanların tercih ettikleri kayıt dışı bir yol. Yaptıkları usulsüzlüğü Suudi Arabistan hükümeti fark etti. 20 Türk hacının ülkeden çıkışını engelledi. Bu yasak diyor ki ticari vizeyle hac yapılamaz. Hoş olmasa da bu durumu tercih ediyorlar. Bu başlarına sıkıntı gelebileceğini bilerek bir yolu tercih ediyorlar. Türkiye devreye girdi. Sonunda Türk hacılar evlerine döndü. Uzmanlar hacca gidecek olanları net bir şekilde uyarıyor. Eğer benzer sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız ya Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden ya da TÜRSEB'e bağlı acentalar üzerinden ilerlemenizde fayda var. Bir diğer uyarı ise bu yolla çok sayıda dolandırıcılık yapılıyor.